Vallahi mis gibi bir tabak oldu. Süleymaniye'de tarihi kuru fasulyeci Ali Baba'ya geldik. Hemen şöyle içeri doğru geçiyoruz. Gökhan kolay gelsin. Abi teşekkür ederim, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? Nasılsınız? Şükür vallahi, şu meşhur kuru fasulyenizi görmeye geldik. Evet abi. Denemeye geldik. Burada. Kaç yıllık bir firma burası? Abi burası seneye 100 yıl, 100. yılı kutlayacak inşallah. Ey maşallah. Böyle içinde biberler var abi. Peki farkınız ne desem ne dersin? Abi şimdi bizim farkımız bakır kazan olması. Kaç saatte pişiyor? Yaklaşık bir saatte, bir buçuk saatte falan pişiyor. Biz 24 saat suda bekletiyoruz. Ondan sonra bakır kazanları da pişiriyoruz. En büyük özelliği o. Erzincan Dermos'un fasulyesi etsiz olması ve burada altında kömür ateşi olması. Sürekli kömürle evet. Takviye ediyorsunuz. Burada kömür ateşi var. Şimdi... Kömürde dinlendiriyoruz abi. İşin sırrı orada diyorsun. Aynen öyle. O zaman rica etsem bir tabak alabilir miyiz? Tabii ki. Bir tadına bakalım. Evet, meşhur fasulyemizi. Abi bol biberli mi olsun yoksa? Abi biberli alırım ben, severim. Biraz daha yağ ekleyin üstüne, şöyle. Süsleyelim. Kardeşim ellerine sağlık. Afiyetlesin abi, her zaman bekliyorum. Çok sağ olasın. Kuru fasulye var tabi, o olmazsa olmazınız. Demirbaşımız bu. Tereyağlı pirinç pilavımız abi. O da ekürüsü diyelim tabii kuru fasulyenin. Aynen öyle. Tas kebabımız oluyor. Her gün sevilen bir yemeğimiz olduğu için her gün dana etinden tas kebabımız bunların var. Bunların hepsi standart çıkıyor. Tabi her gün çıkıyor, değiştirdiğimiz yemekler de var. Bu patlıcanlı Arap tavada dana etti bu da. O da lokum gibi olmuş. Evet, bu çoban kavurmamız. Kuzu etli bu. Bu da pürüli kebap. Onun hemen yanında her gün, püresiyle veriyorsunuz. Evet, püreyle beraber veriyoruz burada. Hemen hemen her gün bunlar çıkıyor. Ekstradan gününe göre işte pazartesi, cuma günleri güvecimiz oluyor. Perşembe günleri farklı yemekler oluyor. Patlıcanlı yemekler oluyor. Her gün dönerimiz var. Şimdi birazdan dönerin başına da geliyoruz. Yani esnaf lokantası gibi çalışıyorsunuz. Bizim aynen Ankara'dan öyle bildiğimiz. Aynen öyle abi. Peki böyle karışık bir tabağınız da var mı? Aşçı var, tabağı aşçı gibi. Tabağımız da var. Onu da hazırlıyoruz. Onu da menümüzde ekledik zaten. Çok talep var o konuda. Biraz da turistler olsun. Bu aşamadan bütün yemeklerin tadına bakmak istiyorlar. Döner de dahil. Öyle bir hizmetimiz de var. O zaman rica etsem biz de böyle bir tabak hazırlayalım. Göstermiş olalım onu. Şimdi meşhur aşçı tabağınızı şöyle alabiliriz, başlayabiliriz. Evet, önce pilavımızı koyuyoruz. Ayrıca bulgur pilavımız da var. Onu da tercih edenlere. Ondan da veriyorsunuz. Tabii veriyoruz. Sonra meşhur kuru fasulyemizi, üstüne biberimizi unutmayalım. Tabii sizin bu tabak aileler için tabii, daha standart. Aile boyu aşçı tabağı olarak kullanıyoruz. Tas kebabımız. Arap tabağımızı ekliyoruz. Çoban kavurumuzu ekleyelim. Böyle kebabımızı da ekleyelim. Evet, şimdi dönere gidiyoruz. Evet, şimdi sıra geldi dönere. Ustam dönerini de alalım. Evet. Oh, vallahi mis gibi bir tabak oldu. Şimdi masaya gidelim. Tamam, ellerinize sağlık. Aferin abi. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle dönerinizi de çekelim. Evet, döner de gerçekten güzel görünüyor. Teşekkür ederiz. Siz böyle altında patatesiyle mi aynen pişiriyorsunuz? Tabii tabii patates. Yani patates yağından da faydalanıyorsunuz. Faydalansın patates. Biraz tabii, daha tabii özlesin dönerle beraber. Yanında turşu koyuyoruz işte. Abi biz ustamla biraz sohbet ettik. Ustamız ağrılı. Evet. Şimdi ağrılı olunca da ben ağrıya gittim. Dönerine bayılmıştım. Eminim bu döner de ağrı döneri kadar güzeldir. İnşallah abi beğenirsiniz. Peki döneriniz sadece dana etinden mi yapılıyor? Yok. %70 dana trans, %30 da kuzu kaburga. Yani normal kuzunun kaburgasının yağını kullanıyoruz.
Yine kuyruk yağı da var tabii. Kuyruk yağı hafif bir şey yani fazla kullanıyor. Çünkü kaburgan yağı biraz yağlı kaburga kullandığımız için onu dengeliyor. Burada pilav gelsin. Ustam bir standart servisinizi de gösterirsen. Hemen efendim. Öncelikle yanına turşu, patates sadece bunlardan ibaret. Dönemiz yanında. ...105-110 gram arasında porsiyonla çalışabiliriz. Şöyle. Lavaşla işi bitiriyoruz. Ustam ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık.